Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker. Şimdi hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkinde bir soruşturma daha başlatıldı. Vural Efecik karşımızda, detayları bize aktaracak. Hemen sözü ona bırakıyoruz. Evet, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri pazar günü Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'i ve özel koruması Yunus O'yu Fethiye Kayaköy Mahallesi'ndeki villada gözaltına aldı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan Peker hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kutlu Adalı cinayetine ilişkinde soruşturma başlattı. Atilla Peker'in emniyetteki ifadesi şu saat itibariyle devam ediyor. Gazeteci yazar Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü. Evet, şu an itibariyle zanlıların Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin yani sorgularının devam ettiğini belirtelim. Gelişmeler oldukça bizler sizlere aktarmaya devam edeceğiz.